Tamam. Muhterem kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın değişik konularda tekten gelen hadis-i şeriflerini okuyorduk. Bugün de inşallah birkaç hadis-i şerifi okuyacağız bu konuda. Bu okuyacağımız hadis-i şeriflerin ilki çok enteresan bir hadis-i şerif. Gerçekten ilginç bir hadis-i şerif. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar. Takarrabu ilallahi bi buğdi ehli maasi. Takarrabu ilallah, Allah-u Teala'ya kurbet hasıl edin. Manevi bir şekilde daima yaklaşmaya çalışın. Bi buğdi ehli maasi. Muasi yani isyan eden, günahkar kullara buğz etmek vesilesiyle. Evet, günah işlemiş insanlara, günahkarlara Allah rızası için buğz etmek bir Müslümanın vazifesidir. Böyle olunca Cenab-ı Allah'ın tavsiye ettiği bir emri yerine getirmekle Müslümanlar sevap kazanacaklardır. Sevap kazanınca da Cenab-ı Allah'a manen yaklaşacaklardır. Değerli kardeşlerim, bu dinin özü Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir. Burada birçok hadis-i şeriflerde geçti. Mevzumuzda defaatle biz de o konuyu işliyoruz. Müslümanlar birbirlerine kardeşleridir. Aynı zamanda birbirlerinin velileridir. Yani yarı, yardımcısı, dostu, destekçisi denir. Ama kafirler, gerek müşrik, gerek tamamen dini inkar etmiş ateist takımı, tanı tanımazlar veya bizim dinimize nispeten onlara göre yakın olan Yahudi ve Hristiyanlar. Yani kendilerine kitap verilen ehli kitap. Müslümanın en büyük vazifesinden bir tanesi Allah'ı seviyorsa, Resulullah'ı seviyorsa, müminleri seviyorsa, kendisini o taifeden, o gruptan kabul ediyorsa, kendisine cephe alan, kendisine savaş açan karşı gruba tavrını alacaktır. Yani ondan olmadığını her fırsatta ilan edecek ve onu sevmeyecek, ona buğz edecektir. Tabi onlar bir insan olarak yapmış oldukları bu itikattaki, ameldeki isyandan dolayı bu buğzu hak etmektedirler. Eğer bundan vazgeçecek olurlarsa, yani imanı dönecek olurlarsa, kötülüğü, günahkarları bırakacak olurlarsa, bir mümin olurlarsa tamamen değişir işte. Onlar bizim kardeşlerimiz olur. Biz onların yani yardımcısı, destekçisi oluruz yani. Demek ki burada asıl olan insanın zatına, kendisine değil, ondan sudur eden itikada, inanca, düşünceye, ilkeye, ideolojiye, davranışa, eylemine biz buğz ediyoruz, sevmiyoruz, düşman oluyoruz, mücadele ediyoruz. Tabii küfür, dolayısıyla bu küfrün sahibi olan insan kafir, o da Müslümanları sevmez ve İslamiyet'e düşman olur. Böylesi İslam'a düşman olan insanlara buğz etmek, hatta cebinde verecek sadakası yoksa bir Müslümanın, bu insanları buğz ederek Cenab-ı Allah'a sadaka vermiş gibi sevap kazanır, Allah'a bir manevi yaklaşma olur. Takarrabu ilallah, Allah Celle Celaluhu'ya yaklaşınız manen, bir buğdu ehli muasi, günahkarlara buğz etmekle. Değerli kardeşlerim, İslamiyet her konuda bir denge getirmiştir. İfrat ve tefritten uzak, yani azlıkta da çoklukta da aşırılıkta da uzak, orta yerde vasatta muvazene, denge dini İslam bilinir. Demek ki düşmanlıktaki ölçü de çok önemlidir. Kime düşman olacağı da çok önemlidir. Bazı humanistler vardır. İşte insancılıktan bahsederler. İnsan sevgisinden bahsederler. Efendim, bütün hayatlar böyle insanı sevmektir. Ya dedirsiniz bunlara, bunlar veli midir? Bunlar peygamber midir? Bunların kalbi ne kadar temiz? Bunların kalbi ne kadar insan sevgisiyle dolu dersiniz? Şöyle biraz kurcalarsanız altından bağlar gazeli çıkar. Ya da şöyle azıcık bir Müslümanlık dokundursanız nasıl bir kafir, nasıl bir firavun, nasıl bir nemrut,
Nasıl bir Müslüman düşmanı olduğu ortaya çıkar. Melek gibi gösterilen bir kadının yakın zamanlarda nasıl bir insan düşmanı, nasıl memleket düşmanı, nasıl anarşistleri besleyen, nasıl bu ülkede dinin yok olması için Hristiyanlık faaliyetleri yapan, nasıl para verip okuttuğu genç kızları emniyetten ya da askerlerden subaylara pazarlayan, bu ülkede İslamiyet aleyhine devrim yaptırmak için çalışan bir insan olduğu meydana çıkıyor. Bunların piriydi işte. Sultanıydı, efendisiydi. Başörtüsü gördüğü bir kadın gördükleri zaman tüyleri diken diken oluyor. Nereye gitti sizin insancılığınız ya? Kediye köpeğe gösterdikleri muameleyi bir Müslümana gösteremeyenler karşımızda hümanistlikten bahsediyorlar. Yalan. لَا يُنْدَهُ الْمُؤْمِنِ مِنْ جُحْرِ مَرَّتَيْنِ Müslüman zarar gördü derken ikinci kere sokulmaz. Hadi çağımızda çok büyük bir deccaliyet var, çok büyük bir aldatıcılık var. Ellerinde bir medya gücü var. Kültür, sanat, bütün bu etkinliklerde mahirdirler. Bizi bir kere daha aldatsınlar. Üç kere aldatsınlar. Dördüncüsünde sokmayalım elimiz. Bir insanda iman yoksa imanlılara düşmandır. Tıpkı bir fahişenin namuslu kadınlara genellikle düşman olduğu gibi. Reaksiyon, tepki duymak içinden zorunda hisseder. Çünkü onların iffetli oluşu kendini iffetsizliğini ilan eder. Memurlar arasında bir dairede herkes rüşvet alıyor, bir tanesi almıyorsa bütün o memurlar bu almayana düşman olur ve ondan korkarlar. Çünkü tehlikeli olur onlar için. Tıpkı bunun gibi imansız imanı yok etmek için kendini mecbur hisseder ve Müslüman karşısında kolay kolay barış ve huzura eremez. Ama İslamiyet'in hakimiyeti içerisinde kalmış ve İslamiyet'i gerçekten anlamış olan insanlar bir kere teslim olmuşlarsa İslamiyet'in o barış gölgesinde rahatlıkla yaşamanın mutluluğu içerisindedir. Fakat bu da ne zamana kadar sürer bilmeyiz. İşte bizim aramızda Osmanlı zamanlarında Yahudiler vardı. Hristiyanlar vardı. Yani Ermeniler, Rumlar, değişik Katolik, Protestan, efendim, Ortodoks. Milleti sadıka diyorlar. Bir gün birileri geldi bunları kışkırttı. İşte Türkiye'de neler oldu, neler oldu. Her neyse. Demek ki Müslümanların daima güçlü, daima hakim olması gerekiyor. Yeryüzünde gerçekten bir barış, bir sulh olacaksa. Çağımızın bir başka fitnesi var. Bunu anlatırken de yanlış anlaşılmaktan da korkuyorum doğrusu. Ama Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinden aldığım cesaretle konuşuyorum. Takarrubu ilallahi, Allahu Teala'ya takarrub edin yaklaşır. Ve buğdu ehli maasi, maasi ehline, günah işleyen insanlara buğz vesilesiyle. Çağımızda bazı Müslümanlar var. İslam için çalışan, onu öğrenen, onu yaşamaya çalışan, onu yaşatmaya çalışan bir insanın haliyle karşısına şer güçler dikiliyor. Senin İslam'ı öğrenmeye engeliz diyorlar. Eğitim sisteminde İslam'a yer vermedikleri gibi özel eğitim de de İslamiyet'in öğretilmesinden hoşlanmıyorlar. Bugünlerde bu işler belki biraz rahat ama eskiden elifba, Kur'an okutmak bile yasaktı. Bir hoca çocuğunu ancak gece yarısı kimseden habersiz Kur'an okutabilir. Şu 50-60 yıllık tarihimizi şöyle bir incelersek görürüz ki nice Kur'an okutanlar dipçikle kafası ezilmiş ve öldürülmüştür, şehit edilmiştir. Kur'an'la toplanmış ve yakılmıştır. Hoca efendiler elleri kelepçeli karakollarda işkence altına yatırılmışlar. Bunları siz biliyorsunuz. Matbuata emir gitmiş bir zamanlar Allah demek, Allah kelimesinin geçmesi yasaktı. Şayet konuşacaklarsa Allah diye Tanrı derler. Allah demek yasaktı. Devletin kitapları var, şark klasikleri görürsünüz. Tanrı, 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 Tanrı geçer. Allah kelimesinde geçmek yasak değil.
Sonra bir genişlik geldi. Şimdi daha güzellikler geldi. İnşallah güzellikler bütünüyle eksiksiz bir şekilde bu memlekete Allah Celle Celaluhu ihsan etsin, eder inşallah. Bu da sizlerin sayı gayretine bağlı. Şimdi bu sistemi yürüten insanlar İslam dışı bir sistemi yürüttükleri için genel vasıfları karakterize edilirse karşımızda bu yaşa kadar gördüğün tecrübe, bundan evvelki tarihi de okuduklarından öğrendiğim tecrübe Müslümanlara karşı gururlu, kibirli, kendini beğenmiş, enaniyet dolu, otoriter, verdiği emri muhakkak yerine getirilmesini isteyen, vatanın sahibi sanki kendisi, millet kendisine elinden ekmek yiyen köle, böyle bakarlar. Yani Anadolu'nun insanına, Müslümanına böyle tepeden, böyle havadan bakarlar. Efendim her şey kendilerinin hakkıdır. Müslümanlara ne kadar bir hak verirlerse sığıntı ona teşekkür etmek borcundadırlar. Eşitliği asla kabul etmez. Yani hukuk önünde, kanun de biz onunla eşit misiniz? Hikaye. Ve bunlar bir Müslümanı yürekten sevemezler. Ancak Müslümanlık geliştikçe onlara tahammül etmek zorunda kendilerini hissederler. Makamlarını korumak için. Bu arada İslam için çalışan insanlar eziyetten geçer, işkenceden geçer. En basiti fişlenme, sonra dava açılması, sürgün edilmesi, mahkemelere düşmesi, işinden olması, daha da ötürü faili meçhul ya da değil, kurbanlıklara kadar bu iş gider. Ama bir kısım Müslüman kardeşlerimiz vardır. Müslümanlara bu muameleyi yapan insanlarla yağlı balla geçinirler. Hiç rahatsız olmaz. Ben bunu anlamıyorum. Gayet iyi ilişkiler içerisindedirler. Ve bu iyi ilişkilerin semeresini de onların arasında ufak tefek bahşişlerle, yani bir vakaf edinmekle, bir söz sahibi edinmekle, bir nüfuz edinmekle de görürler. Biz de sorduğumuz zaman, arkadaş nasıl tahammül ediyorsunuz bunları? Bunlar İslam düşmanı. Bunlar İslamiyet'i yok etmek isteyen insanlar. Bunlar İslamiyet'i dillendiren insanlara kara adam, kara ses, kara bilmem ne diye başlıyorlar. Bizim bir sürü de adımız var. Gelinci, yok var, mürteci, çember sakallı, tahminyalı, öfürükçü, ne bileyim ben, görümcek kafalı, zar zor. Bunu bize söylüyorlar. Bunu bir Müslüman olarak size de söylemeleri lazım. Siz bunlarla nasıl böyle rahat bir diyalog içerisine giriyorsunuz? Ya gözümüzün önünde içki içiyorlar, zina yapıyorlar, İslam'a küfür ediyorlar. Hiç sesiniz çıkmıyor. Sesin çıkan Müslümanlar da gelince yok, açığa dışı ilan ediliyor. Ve bir kısım haklarından engelleniyorlar. O zaman biz müsbet hareket ediyoruz diyorlar. Böyle olursa kavga çıkmaz. Netice itibariyle buradan hasıl olan Müslümanlığın lehine kullanılacaktır diyor. Allah belki bu da olmuyor değil. Yani ellerindeki imkanları Müslümanların lehine kullanmıyorlar da değil. Bunu da yapıyorlar. Fakat bu taraflarına ben nasıl tahammül ediyorlar şaşırıyorum. Çünkü bu dinin esası Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Mü'mine mü'min diyeceksin, kafire de kafir olduğunu yüzüne barabar gavursun diye söyleyip kırmak belki gerekmez ama hatalı olduğunu, yanlış olduğunu, Müslümanlığı yanlış tanıdıklarını, kendilerinin bu sözü söyler, bu işi yaparlarsa dinden çıktıklarını öğreteceksin. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ Hakkı tavsiye eden, doğruyu söyleyen insan bu noktada yağcılık yapamaz. Bakın, din tebliğinde yağcılık da toplum olmaz. Adam kabul edilmez. Sana ne? Allah'ın dini. Ederse eder, etmezse etmez. Beni ilgilendirmez. Bana düşen bir Müslüman olarak açık, seçik, akıllı, mantıklı bir şekilde onu ikna edecek konuşma yapmak. Ondan ötesi sana ait değil.
Peygamberimiz bu yüzden kaç defa Cenab-ı Allah'ın dikkatini çekti. Uyardı Allah'ı. Sana ne abi? Hatırlıyorsunuz. Amcası Müslüman olmaydı da üzülmüştü. Allah Celle Celaluhu hidayeti vermek bize ait tabi. Sana ait değildi. Hiç üzülme. Sonra bazı ayet var. Doğru kendini yiyeceksin, bitireceksin. Müslüman olsunlar diye. Bu Kur'an'ı inkar ediyorlardı. Neredeyse kendini yiyip bitireceksin. Böyle ayet-i kerimeler çok. Allah Celle Celaluhu onu da bir yerde tutuyor. Arkadaşlar suresini hatırlıyorsunuz. Bir ağa geldi, kendisine din anlatıyordu. O da Mekke'nin ileri gelen adamlarıyla konuşuyordu. Bunlar Müslüman olursa arkasındakiler de Müslüman olur, dava tez yayılır diyordu. Öyle zannediyordu. Halbuki bir insan gerçeği var, bir toplum gerçeği var. Sen ilkelerinden taviz veremezsin. Allah Celle Celaluhu diyordu ki Peygamberimize, sana ne o gavurun temizlenmemesinden? Müstahni, hiç eyvallahı yok. Kendini muhtaçta hissetmiyor. Sana ve dine tepeden bakıyor. Ama şu adam gönüllü gelmiş, bana dini anlat diyor. Fayda verecek ona belki. O bakımdan bilemiyorum, dini anlatırken Allah için sevabı olduğu kadar Allah için buğz etme de vardır. İşte hadis-i şerif bu açıdan da fevkalade önemli. Takarrabu ilallah, Allah-u Teala'ya takarrub edin, manen yaklaşın, bir buğdu buğz etmekle. Kime? İlâ bir buğdu ehli maasi, günahkar ehli. Adam günah işliyorsa ikaz edeceğiz, uyaracağız. Beni sevsinler, bana düşman olmasınlar, bana engel olmasınlar diye onlara gözünü kapamak, kulağını tıkamak hadis-i şerife göre doğru değildir. Bu ülkede farklı bir Müslüman imajı ve farklı bir İslami hareket çiziyor. Bakıyoruz ki bir grup Müslüman ehli küfrün ya da ehli maasine, günahkarların yanında çok rahat, çok sevgili, yağlı ballı fakat aynı davayı güden bir başka grup Müslüman düşman olmuş aynı adam. Burada bir yanlışlık var. Ve öyle oluyor ki gide gide küfür ya da günahkarla düşe kalkar bir yere varmak isteyen insanlar kendi hedeflerine mani oluyor diye hakkı olup gibi tebliğ eden din kardeşlerinden düşman olmaya başlıyorlar. Allah'ın dini kavaid-i külliyesi var. Yani bugünkü tabiriyle gelen geçen ilkeleri var. Bu ilkelere sadık kalmazsak hareket sapabilir. İyi niyet adamı kurtarmaz. O yüzden Müslümanları sevdiğimiz kadar İslam düşmanlarını da buğz etmek Allah'ı memnun eder. Konuyla ilgili o Maide surelerini hatırlayın. Allah-u Teala ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. İşte okumayı okumayı unutuyoruz. Nasıl geliyor da hafızlar? Yahudi ve Hristiyanlar kendinize dost edinmeyin. La tettefidül yahuda ve nasara evliya. Ba'duhum evliya ve ba'd. Ey Müslümanlar, Yahudi ve Hristiyanları kendinize dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Sizden her kim onları dost edinirse o da onlardan. Allah böyle dininin kıymetini bilmeyen farklı bir yola sapmış insanlara hidayet etmez. Bunu böyle söylediği zaman kalbinde nifak olan insanlar vallahi ne olur ne olmaz konjonktür değilsiz. Gün gelir onlara bir işimiz düşer. Gün gelir onlara sığınmak zorunda kalırız. Ben o Yahudi ya da Hristiyanlarla dostluğumu atmam. İşimi garantiye alırım. Neme lazım diyenlere Allah Celle Celaluhu münafık denecek. Çünkü bu ayetler geldiği zaman ayetler işittiği halde Allah'a semi'na ve ata'na işittik ve itaat ettik diyecek yerde münafıkların başı Abdullah bin Ümmü Es-Selul aynen böyle söylemiştir.
benim Yahudilerden dostum var, ne olur ne olmaz gün gelir içimiz düşebilir. Ben bu dostluktan vazgeçmem dedim. Onun için kafirlerle ya da günahkarlarla ilişkilerimizi ayarlamak dostluk ve düşmanlık, velayet ve beraat fevkalade önemli bir konudur. Bununla ilgili müstakil çalışmalar da var. İslam'da velayet ve beraat, yani doğru, sevilecek insanları sevme, sevilmeyecek insanlardan da teberri etme ve uzaklaşma. Allah Celle Celaluhu gerçek müminleri böyle anlatıyor. Gerçek müminler babaları bile olsa, aşiretleri bile olsa, bir insan dinsizliğine tercih etmişse onu dost kabul etmez. Mücadele suresinin son ayeti ya da Tevbe suresinde öyle ayetler var ki bu konuda insanın kanını donduruyor. Onun için Allah için sevme ne kadar dinde önemliyse Allah için buğz etme de o kadar önemlidir. Ve Cenab-ı Allah'a yaklaştırıcı bir husustur. Müslümanları birleştirici bir konudur. Allah Celle Celaluhu kalbimizi, imanımızı sadık eylesin inşallah. Dostlarımızı da düşman olan kullarından eylesin. Sevdir bize sevdiklerini, yedir bize yedirdiklerini diye dua ederlerdi eskiler. Evet, Allah'ın sevdiğini sevmek, Allah'ın sevmediğini de bizim de sevmememiz lazım. Menfaatın, zaferin, başarının Allah katından olduğunu bilmemiz lazım. Subhanallah, bir kere bu izzetin, 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 bu izzetin